Değerli dostlarımız, kalbimizin izinde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün gündeme yansıyan olayları konuşuyoruz ve tiyatroların özelleştirilmesi gündemde. Bu konuda görüşlerimizi sizlerle paylaşmaya bu bölümde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muhammed, tiyatro olsun, opera olsun, ondan sonra bale, bunlar hep sanat olarak adlandırılıyor. Ve çok da tartışmaya açık olarak bırakılmıyor. Peki hakikaten sanat tartışılmaz mı? Dokunulmaz mı? Abi, eleştirilemez mi? Sanatı sanatçıların tartışması lazım. Biz kim oluyoruz peki? Biz ne tartışıyoruz? Yani benim kanaatimi sordunuz. Benim kanaatim şu acizane. Her şey elbette doğru ve yanlışın terazisine konup tartılmalı. Sanat dokunulamaz bir şey değil. Her şey ve herkes elbette tartışılmalı, elbette değerlendirilmeli. Bunun ölçüsü olacak. Her toplum için doğru yanlış skalası var. Doğru yanlışın önüne konup tartılması lazım. Tartıldıktan sonra iyiyse devam eder, kötüyse devam etmez. Yani mesele burada konuştuğumuz aslında sanatın tartışılmasıyla birlikte o sanatın iyi niyetli olarak kullanılması, kötü niyetli olarak kullanılması. Ben şu anda çok iyi niyetli kullanıldığını genellikle ağırlıklı olarak düşünmüyorum. Kendi doğru terazimde tarttıktan sonra bunu ifade ediyorum. Yani benim kabul ettiğim doğru terazim işte Kur'an'dır, sünnettir. Buna göre bazı şeylerin caiz olmadığını düşünüyorum. Yani tiyatroda, operada, balede uygulanan bazı şeylerin ki açıktan göz önünde, toplumun önünde uygulanan şeyler bunlar. Bunlar caiz değildir. Osmanlı zamanında başka ülkelerde dans başladığında Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri bir ferman yayınlıyor. Dans, Fransa'da dans başlamış. Dans diye bir şey var. Gönderiyor fermanı ki sizin ülkenizde dans başlamış. Bu adeti kaldırın. Yoksa benim ülkeme de sirayet etme ihtimali var. Eğer siz kaldırmazsanız ordularımla gelip bu adeti bizzat ben kaldırmaya muktedirimdir. Şimdi Kanuni'nin kendi memleketinde devlet eliyle bunlar yapılıyor. Endişesinde haklıymış. Dolayısıyla bu doğru terazisine tartılır. Bu yanlışsa eğer, yanlış olduğu ifade edilmiş olur, ortaya konur. Şimdi kötü niyetli yapılabilir belki. Kötü niyetli yapılacaksa da bu devletin eliyle yapılmaz. Çünkü bu şu demektir. Benim verdiğim vergi, sizin verdiğiniz vergi, milletimizin, vatandaşlarımızın, izleyicilerimizin verdiği vergilerin bir kısmıyla bunun finanse edildiği gerçeği ortada. Ben razı değilim. Benim verdiğim vergiyle biz devletiz çünkü bir aileyiz. Toptan 70 milyon bir aileyiz. Ailenin üyesi olarak ben razı değilim bu işe. Yani hem benim razı olmadığım bir şeyi yapıyor, benim ahlakıma uymayan, benim geleneğime uymayan bir şey yapıyor. Parasını da yine benden alıyor. Biz karşı çıkamayız. Çünkü elbette devir değişti. 21. yüzyılda özgürlük ortamındayız. İsteyen istediğini yapar. Karşıda çıkamayız. Ama bunun devlet eliyle yapılması aynı şekilde milli piyango. Benim paramla yapılmamalı. Evet. Bana para kazandıracaksa da ben bunu istemiyorum. Alkol milli üretimi. Piyangodan elde edilecek gelirle benim otoyolum yapılıyorsa orada zaten çok kaza olur. Ben bunu istemiyorum. Razı değilim. Öyleyse benim gibi de tahmin ediyorum milletimizin %60-70'i benim gibi düşünüyor. O halde bunların sözü, bunların düşüncesi hayata taşınmalı. Dolayısıyla şu anda başbakanımızın atmış olduğu adımı ben destekliyorum. Evet. Ben de niye karşı çıktığını araştırdım. Hı hı. Ya bu nereden? Bir rakam verecektin sanki. Evet, rakam da vereceğim işte şimdi. Yani karşı çıkmasındaki en büyük sebep bir kere bu işin amacından çıktığını düşünüyor. Yani sanat toplum için mi, sanat sanat için mi diye söylüyor ya başbakanımız. Gerçekten yani sanat adına bir sürü saçma sapan şey yapılabiliyor. Yani bir de şöyle bir sanki şey var. Yani bu işin işte İslamiyet'teki yerini araştırırken şunu düşünmek lazım. Sonuçta günlük yaşam içerisinde haram olan bir şey sanat kisvesi altında, sanat adı altında helalleştirilemez. Yani ben günlük yaşam içerisinde bir bayana dokunmam benim haram ise tiyatroda da yine aynı şey haramdır. İşte uzayda da aynı şey haramdır. Her yerde bu haram haramdır yani. Yerini değiştirip, adını değiştirip işte minareyi çalan kılıfını hazırlar diyorlar. Yani ona bir kılıf uyduramam ben. Baktığım zaman tiyatroda eğer ben gerçekten bunu Allah rızası için yapıyorsam ki tiyatroda Allah rızası için yapılabilir. İnsanlara bazı mesajları vermek adına özellikle o işte mesajlar verilirken belki tiyatronun kullanılması kalıcılığı sağlayabilir. Orada dramaların oynatılması vesairesi orada bir şeyler ezberletiliyor. Konuşmuştuk zaten yani. Güzel şeyler ezberletiliyor vesaire bazen. Güzel tiyatrolar da var sonuçta.
Ya bu hatta sevap bile olabilir bunu yapan kişilere, bunu düşünenlere, bunu yayanlara. Ama bunun aksine yapılacak şeyler kesinlikle yani bizim dinimizce yasaklanmış olan, haram olan şeyler. Bunlar da hiçbir şekilde yapılmamalı, desteklenmemeli, aksine karşı da çıkılmalı. Son ben bugün araştırdığım rakamda şöyle bir şey vardı. Devlet yaklaşık 140 milyon yılda para vermiş geçtiğimiz yıl desteklenmesi adına. 140 milyon TL para veriliyor. Devlet sanatçısına, tiyatrocusuna vesaire vesaire. Bunlar ne yapıyorlar bu parayla? Oyun sergiliyorlar değil mi? Bilet satılıyor ve oradan da bir gelir elde edilmesi isteniyor. Elde edilen gelir 4 milyon lira. Yani 140 milyon lira para veriyorsunuz, 4 milyon lira gelir elde ediyorsunuz. Mantıken ticari olan bir adam hayatta zaten bunu yapmaz. Yani her yıl bu kadar sübvanse. Ha, gönül işidir, bilmem ne işidir, bazısı belki bunu yapar ama ya mantıken baktığınız zaman bir de devletin parasıyla bunun bu şekilde yapılması çok uygun değil. Özelleştirilir. İsteyen istediğini yapar, Türkiye'de serbesttir sonuçta. Eğer ortaya çıkarttığı oyun ya da işte yapacağı çalışma talep görürse fiyatını belirler. O talep karşılığında insanlar giderler işte o belirlediği ücret karşılığında giderler, hizmetini alırlar, kendisi kâr eder. Ama bunun yapılması şöyle bir şeyi de getirir. Eğer böyle bir şey yapılıyorsa devlet tiyatroyu, balayı vesaire destekliyorsa milletin parasıyla, o zaman beni niye desteklemiyor? Ben de derim. Ben de eğitim yapıyorum. Daha hayırlı bir iş yapıyorum. Sabah devam eder mesela. Biz de kişisel gelişim eğitimi veriyoruz. Gidiyoruz binlerce insana konuşuyoruz ve ben hayırlı da bir iş yaptığımı, güzel bir mesaj verdiğimi de düşünüyorum. Niye o zaman bu sektöre desteklemiyor da gidiyor o sektörü destekliyor? Yarın öbür gün siz de dersiniz ki avukatları niye destekliyor? Devlet avukatları desteklesin. Hukukçuları desteklesin. Biz gidiyoruz hak, hukuk, riayet, adaleti arıyoruz. Çalışma yapacağız. Ötekisi de gider başka bir sektördeki de helal, bir de bunların hepsi helal şeyler sonuçta. Haram da yani herkes kendisine göre bir şey yapabilir. Yani bizim sektörde de uygun olmayan mesajlar verip günaha giren yok mudur? Vardır. Ama baktığınızda yine bir eğitimdir vesaire. Ya daha fazla desteklenilebilir diye düşünüyorum. O zaman ne olacak? Diğer şeyler başlayacak. Hani o bize de desteklesin. Geçmişte yani tiyatro yanlış kullanılmış. Belki bazı maksatlar için kullanılmış. Toplumun çok da dokusuna uymayan bir niyetle kullanılmış olabilir. İşte günümüzde böyle olmuyor veya böyle olmayabilir denilebilir ama böyle olmasa bile farz-ı muhal çok iyi olduğunu, iyi niyetle yapıldığını düşünürsek bile sonuçta yine bu toplumda karşılık buna görmüyorsa rağbet toplumda gördüğü rağbet çok azınlıkta. Çok. %5, %10. Yani toplumda çok az bir kesimin ihtiyacı diye ihtiyaçsa kabul edildiğinde bile devletin genelinden alınan vergilerle toplumun çok az bir kesimine hizmet sunmak herhalde demokrasiye uyan adil bir uygulama değil. Ya hayırlı bir amaç için yapan varsa zaten başbakan şunu söyledi. Gelir getirirler dedi şeyleri, senaryoları bakılır dedi. Gerekirse sponsor desteği aranır dedi. Onlara gene destek olmak için dedi. Sponsorlar aracılığıyla destek ararız dedi. Yani o da mümkün. Aslında şu var tabii yani. Güzel bir şey yapılacaksa destekler. Yapılan faaliyet hani ilk baştan beri devletin tiyatroları, operası, balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Bunlar zaten kar elde etmek amacıyla kurulmuş şeyler değil. Bu sanatların ülkemiz içerisinde yer bulması ve yaşatılması için atılmış adımlar. Söylediğiniz gibi destekle işleyen bir süreç söz konusu. Ama yani devlet bazı sanatları ayakta tutmak adına devlet politikası gereği destekte bulunabilir. Şüphe yok. Benim teklifim şu olur. Eğer böyle olacaksa bu desteklenecek olanların farklı biçimde ve devletten bir gelir çıkmadan da yapılabileceğine ben kanaat getiriyorum. Mesela bizim için işte heykeltıraşlık uygun bir sanat olmaz. Kendi kültürümüze uygun. Fakat geçtiğimiz yüzyıllarda hep görmüşüz. Mimariye bizim ecdadımız imzasını atmış. Her köşe başına çeşmeler yaptırmış. Her köşe başına hayır hasenat oluşturmak için işte kurumlar oluşturmuş. Veya ismini alan sadaka taşları yaptırmışlar camilere. Efendim minareler çok orijinal bir şekilde ortaya konmuş. Yani mimariye destek verilmiş. Bu nasıl olmuş ama? Bir ihtiyacı karşılarken o ihtiyacın üzerine o sanat ilave edilmiş, konmuş. Yani hat sanatı yaşatılmış ecdadımız tarafından. Bir ihtiyaç karşılanırken, işte cami yapılırken, okul yapılırken, hastane yapılırken onun üzerine onlar nakşedilmiş. Yani sanat hayattan dışlanmamış, hayatın içine yerleştirilmiş. Şu anda gördüğümüz uygulamada bale hiçbir şekilde hayatın içinde olan bir şey değil. Opera hayatın içinde olan bir şey değil.
tiyatro hayatın içerisinde olan bir şey değil. Hayatın içerisine konmuş olan bir şekilde sanat dolaylı bir halde desteklenebilir. Devletin görevi bu olabilir. Bu manada bir destek olabilir diye düşünüyorum. Ya geçmişte o kadar ilginç ki. Yani YouTube'dan arattırabilirler. Çok güzel bir şey yapmışsın Ançetin. Mutlu ol, bu bir emirdir diye bir video var. İnternette onu izlemelerini tavsiye ederim. Yani batılaşma adına bunların birçoğu yapılmış. İşte medenileşeceğiz, batılaşacağız, gelişeceğiz vesaire. O dönemde o kadar ileri gidilmiş ki, yani Türk halk müziği dahi yasaklanmış. Türk sanat müziği dahi yasaklanmış. İşte sadece batı müziklerini dinleyeceksiniz. Mehter mesela yakın zamana kadar yasaktı. Evet ya, yani bu kadar ileri gidilmiş. Bu kadar ileri gidilmiş. Abdullah Topçuoğlu hocamız kulaklar için nasıl anlatıyordu eğitimlerinde. Kadınlara, şimdi nasıl erkeklere şapka kanunu çıkmış, şapka emri var. İlk dönemde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında işte büyük inkılaplar yapılıyor. İnkılaplar döneminde kadınlar için aerobik emri var. Evet. Bu kanunlar içerisine geçmiş. Kadınlar her gün 15 dakika mı yarım saat aerobik yapacaklar. Bu bir zayıf emir. Değiller diye. Yani şimdi milletin o kıyafetlere uymuyorlar diye kabul edilen kıyafetlere girebilmeleri yani için köyler, bu da yapılmış. Köylüler her haftanın bir gününde meydanda toplanır ve topluca dans ederler diye böyle bir uygulama, daha doğrusu böyle bir emir de kanunlarımıza girmiş. Allah Allah. Belki hala vardır. Köylüler meydanda toplanıp dans ediyorlar. Haftanın bir gününde toplanırlar meydanda ve beraber dans ederler. Şu anda köylerimizde bunu göremiyoruz. Suç duyurusunda bulunalım. Ne kadar rağbet görmüş. Haftada bir düğün varsa. Yazın görürsünüz. Ama o mahalle aralarında dahi oluyor bunu. Muhtemelen vals yapacaklar, tango yapacaklar değil mi? Muhtemelen. Böyle bizim Tokat'ta pek yapılmıyor tahmin ediyorum. Ancak demek çok da rağbet görmemiş ki devam etmemiş. Evet. Evet. Maalesef komik dönüştürme unsurları. Aslında insan fıtratında ne varsa o fıtratına uygun işlemelerde bulunmak gerekiyor. Fıtratın dışına çıkıldığında hakikaten komik bir duruma düşülüyor. Şimdi bir proje tahmin ediyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının arkasından toplumun dönüştürülmesi bir proje. Evet. Muhtemelen de başka milletlerin, işte derin devletlerinin o dönem bizim için uygun gördükleri bir proje. Osmanlı toplumunun kabuk değiştirmesi. Proje tutmuş mu? Aslına bakarsanız şu anda bize komik geliyor. Fakat projenin büyük oranda tuttuğuna bir kesim için şahit oluyoruz. Şu anda işte devletin operada ne işi var dendiğinde isyan eden, itiraz eden, bunu çok ciddi bir şekilde savunan bir kesim varsa demek ki bir grup hakikaten o projeden nasiplenmiş ve proje ürünü olarak ortaya çıkmış. Diğer grup da yani bu manada savunmasa bile maalesef günlük hayatta onu kabullenmiş, evet. Alışmış, alıştırılmış. Artık hani anlatırlar eskiler, biz televizyonun diyorlar ilk çıktığı yıllarda televizyonda göze hoş gelmeyen bir görüntü çıktığında baba bir taraftan koşardı. Malum televizyonda uzatma kumandaları değil zaten normal mekanik. Evet. Anne bir taraftan koşardı kapatmak için, yolu çarpışırlardı. İşte bu görüntüye aman çocuklar bakmasın diye. Bu kadar hassastı toplum. Evet. Bir günah çıktığında ekranda hemen kapatma eğilimindeydi. Evet. Şimdi en dindar bir aileye gitseniz bile çok maalesef nahoş görüntüler çok rahat abi o dans ekranlardan geçiyor ve bu çok garipsenmiyor. Normal. Ülfet olmuş. Ya hatta yani aileler şimdi mesela bunlarla alakalı işte televizyonlarda yarışmalar yapılıyor. Dans yarışmaları yapılıyor vesaire, işte oyunculuk yarışmaları. Ben bakıyorum o küçücük çocukları annesi tutup götürüyor. Ve dua ediyor orada birinci olsun. Ondan sonra bir de orada dua ediyor. İşte çocuğun birinci olsa da işte bu dans yarışmasında şöyle olsa da böyle olsa da vesaire. Yani o kadar da yapılan çalışmalar boş çıkmamış demek ki. Yani amaçlanan hedef, yani bu amaçladıkları şeye biraz olsun ulaşmışlar. Çünkü bizim toplumumuzdan aileler sonuçta oraya götürüyor. Çocukları işte tiyatrocu olsun istiyor. Adı Ayşe'dir, Fatma'dır, Mehmet'tir, soruyorum, Ahmet'tir. Mesela geçenlerde ben bir çocuklara eğitim verdim. Böyle ortalama işte 6-7-8. Sınıftaki öğrencilerdi bunlar. Ve şeyde yani Avrupa Birliği projesiydi. Şeyin gelir durumu çok kötü olan çocuklardı bunlar. Yani maddi durumları çok yeterli olmayan. İşte Ankara'nın belli bir bölgesinde kalmış çocuklardı. Çocuklara hedeflerini sordum. İşte diyor ki ben diyor sanatçı olacağım diyor, şarkıcı olacağım diyor, tiyatrocu olacağım diyor. Bu hedef haline gelebiliyor.
Bununla ilgili aile de bir şey söylemiyor. Öğretmen de bir şey söylemiyor. Caiz olarak görülüyor yapılan faaliyet vesaire. Ama tabii ki bunların işte anlatılması lazım, uyarılması lazım. Yani belki bunun gerçekten caiz olduğunu düşünen muhafazakar insanlar da vardır. Bilemiyoruz. Ama bunların işte anlatılması lazım. Yani i̇şte niçin haram olduğu. Önünde olan modeller çok önemli bu konuda. Zaten baştan devletin bu işlere girmesi de muhtemelen bunun için. Yani model oluşturmak için. Az önceki bölümde ifade etmeye gayret ettiğim şuydu. İşte bir şeyin yapılabilir olması önceden bir model görünmesine bağlı. Evet. Ulu orta açıktan bir şey yapılıyorsa o zaman onun yapılması çok da acayip bir durum değil demektir. Özellikle çocukların bilinçaltları açısından. Bakın ben buradan... Bir çocuk gördüğünde bunu açıktan yapıldığını o zaman bunu ben bu söylediğinizin nelere sebep olduğunu düşünüyorum. Bu son zamanlarda haberlerde kadına şiddet olayları var. Evet. İntihar olayları vesaire. Kazalar, şunlar bunlar. Ya mesela kadına şiddet olayları bayağı bir gündeme geldi değil mi? Birisi hı-hı, işte gitmiş eşini bıçaklamış, şu olmuş bu olmuş. Hemen ertesi gün bir tane daha, ertesi gün bir tane daha. Hatta ondan sonraki gün 2-3 tane daha birden. Bunların söylenmesi, yayılması, ben sizin söylediğiniz şey ya birileri yapıyorsa demek ki bu yapılıyor, yapılabilir bir şey. Ben niye yapmıyorum? Ben niye yapmıyorum? Ben bu tarz yayınların yapılmasının, bu tarz haberlerin çıkmasının da kafasının kenarında bir yerde bu işte alet çantasında bir tane adamın işte kadına şiddet olabilir, dayak olabilir vesaire bunu düşünebiliyorsa o haberi gördüğü zaman aha bak diyor adam diyor gitmiş dövmüş diyor o yaptıysa ben de yapabilirim. Örnek çok önemli. Örnek çok önemli. İntihar olaylarıyla ilgili de. Mesela intihar haberleri arttığında böyle haber çıktığında bir gün, iki gün, üç gün çıksın pat 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 mısır patlağı gibi o haberler çıkmaya başlıyor. Artıyor. Sonuçta vatandaş televizyon izliyor. Dünyada en çok televizyon izleyen milletlerin başında geliyoruz. Orada sanatçıyı da izliyoruz, işte bu tarz haberleri de izliyoruz vesaire. O yüzden rol model, örnek olması, oraya çıkarttıkları insanların örnek olması, güzel mesajlar verilmesi, orada güzel mesajlar verilmesi çok önemli. Her şey hayra ve şerre kullanılabilir. Burada televizyon da yine aynı şekilde, diziler de yine aynı şekilde, tiyatro da aynı şekilde, sanat da aynı şekilde. Eğitimi de siz hayra ve şerre kullanabilirsiniz. Tabii ki. Yani biz gidiyoruz güzel bir şey anlatmaya çalışıyoruz ama bir taraftan da gidip bomba yapma eğitimi veren adamlar da var sonuçta. Yani bir sektör külliyen İslam'a aykırıdır ya da külliyen işte caizdir diyemiyorsunuz. Oradaki amaç, niyet ve faaliyet, amel çok çok önemli. İnşallah yani sonuçta bu yapılacaksa da, tiyatro icra edilecekse de inşallah bunu Allah rızasını gözeten insanlar daha fazla yapmaya başlarlar. Bu niyetle oyunlar yazarlar, bu niyetle uygun bir şekilde oynarlar ve topluma faydalı olurlar. Gençler de, bunu izleyenler de o tarz insanları örnek alırlar. Yanlış örnekler i̇nşallah. Edinmezler inşallah. Helal dairesi her şeye yetiyor. Kafidir. Evet. Değil mi abi? Helal dairesi içerisinde her türlü şey yapılabilir. Helal dairesi içinde olmak kaydıyla. İnşallah bu vesileyle devletin sunduğu başka bahsettiğiniz gibi milli piyango gibi belki alkol üretimi gibi diğer konularda. Alkolden çekildi herhalde. Evet yani inşallah tekeli özelleştirdi mesela. Ve inşallah milletin vergisiyle, milletin de çok tasvip etmediği, hoşlanmadığı ve değerlerine uymayan faaliyetler inşallah bizzat devlet eliyle artık yürütülmez. Basit bir özel faaliyet olarak yürütülür. Müşterisi varsa o talip olur. Ancak ne üretme ne sunmada devlet o işe karışmaz. Artık arz ve talep özel bir şekilde buluşur. Üstad Bediüzzaman'ın bir sözü hatırıma geldi. Az önce bu örnek meselesinden hareketle. Batılın tasfiri safi zihinleri idlal eder. Yani bir kötülüğün, bir batılın, bir şerrin anlatılması, açıklanması, gözler önüne serilecek şekilde ayrıntılı ifade edilmesi saf zihinleri bulandırır. Az önce söylediğiniz şey, insanlar orada bir model görürler, olabileceğini tasavvur ederler. Belki o yüzden gıybet etmek haramdır ama fasık-ı mütecahir olan, yani açıktan günah işleyen insanın o günahla ilgili gıybeti caizdir. Hatta bazen bu bir vazifedir. Yani açıktan bir kötülük işleniyorsa onun kötü olduğu, onun kötülük olduğunu söylemek bu aslında iyi insanların da vazifesidir. Şu anda bizim de yapmaya çalıştığımız bu. Yoksa hiç kimsenin sanatına mani olmaya gayret etmiyoruz. Evet. Böyle bir niyetimiz yok. Sanatın yasaklanması, operanın yasaklanması falan böyle bir derdimiz de yok. Ama şunu açık net ortaya konması gerekir. Hakikaten adı ne olursa olsun, ne niyetle yapılırsa yapılsın,
Bir erkeğin yabancı bir kadınla dans etmesi, ona temas etmesi, bir kadının işte mahrem, o adını nasıl konur bilmiyorum, bazı uzuvlarının sanat dolayısıyla da olsa görünür hale gelmesi, balede çünkü bu gerçekleşiyor, bunların caiz olmadığı açık ve net, tartışmalı bir şey değil. Dolayısıyla bunların adı ne olursa olsun, bizim kendi doğru yanlış kriterlerimize göre bu elbette uygun değildir. Devlet eliyle yapılmasına ise vatandaş olarak itirazımız var. Çünkü biz de o vergiye hissedarız. Bizim devletimiz adına yapılıyor. Mesuliyetine de maalesef hissedar olmak riskimiz var. Ondan dolayı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Hakikaten bunlardan devletimizin çekilmesi lazım. Yapacak olanlar da yapacaksa da bence yine devletin şunu kontrol altına alması lazım ki bu tip şeylerin yapılması yine de aleni olarak açıktan yapılamaz hale gelmesi lazım. Çünkü az önce konuştuğumuz gibi özellikle küçük kardeşlerimiz, çocuklarımız bunları görüyorlar. Yapılabilir, normal bir durum olduğuna kanaat getirip ondan sonra bunu anormal bir şey zannetmez hale geliyorlar. Evet. Halbuki Kur'an'a göre, sünnete göre bale yapmak, açıkçasını söyleyelim, çekinmeyelim, anormaldir. Vals yapmak, tango yapmak anormaldir. Caiz değildir. Caiz değildir. Açık net bir durum, yani insan fıtratına uygun bir şey değil. Çünkü söz konusu olan şey değil, yani sizin mahreminiz olan insanla bunu yapmıyorsunuz. Şu anda dans partileri yapılıyorsa, tiyatroda, sinemada bazı şeyler eşli vaziyette yapılıyorsa bu sizin kendi eşinizle yaptığınız şey değil. Yapacak olsanız bile aleni insanların gözü önünde vals yapmanız, tango yapmanız yine fıtri değil. Yani normalde insan, bozulmamış insan buna itiraz etmesi lazım. Müslümanlıkla, Hristiyanlıkla da alakası yok doğrudan. Ateist bile olsa insan kendi kızının, kendi oğlunun başka birisiyle böyle şeyleri aleni olarak yapmasına zaten itiraz etmesi lazım. Fıtri bir şey değil. Yani yaratılışımız buna itiraz eder. Hayvanlar bile böyle şey yapmazlar normalde. Aralarında bir edep vardır. Ben açıldım mı çok açılıyorum. Size söz vermiş olalım. Ama yani itirazımız buna. Evet. Eyvallah. Konuyu geçeyim. İnşallah bu karar hayır olur. İnşallah karar çıkar, itiraz da görmez ve devam eder. Ve bu inşallah başka bahsettiğimiz gibi devletin sunduğu başka hizmetlerin de değerlendirilmesine, tekrar bir gözden geçirilmesine, hakikaten halkın talebi mi, halk bunu istiyor mu ve halkın çoğunluğunun isteği mi? Malum halkın çoğunluğunun istemesi lazım ki, çoğunluğun ihtiyacı olması lazım ki devlet o faaliyeti sunsun. Çoğunluktan veri alıp azınlığa hizmet sunması adil olmaz. Demokrasiye uygun olmaz. İnşallah bu konuda diğer faaliyetler de gözden geçirilir. Güzel, hayırlı bir adım olur inşallah. Aramızın vakti geldi sanıyorum. Aramızdan sonra tamam. Artık diğer bölümlerimize geçmiş olalım. Değerli dostlarımız, beraberliğimiz devam edecek.